öncelikle sahadaki mücadelenin dolayı her iki takımı tebrik ederiz. Maç için gelirsek de benim iki gün önce bu takıma dahil oldum. Takım içindeki daha düzenlerimizle ilgili herhangi bir şeyimiz olmadı. Bununla ilgili düzeltmeleri yapıp eksik kaldığımız, yani özellikle maçın 3. periyodundan itibaren sonlanan 3 ve 4'ün bir 6 dakikası, 16 dakikalık periyotta çok kötü bir basketbolumuza, özellikle savunmada. Oradaki hatalarımızı giderip lige daha iyi oynamak istiyoruz. Öncelikle tekrar kazandığımız için mutluyuz. Galibiyetle başlamak bizim için önemliydi. Tekrardan katılan bütün takımlara başarılar deriz. Bütün oyunculara tebrik ederiz. Çok sağ olun. Bugün yeni koçumuz Ali Oruk'la birlikte oynadığımız ilk maçtı. Koçumuzun bize yeni bir enerji ve heyecan kattığını yani görebilirsiniz dışarıdan. Bugün bazı eksikliklerimiz vardı. Amerikalı oyuncumuz da sakattı. Karşı takımın da oyuncuları yoktu. Ama biz yine galip gelmesini bildik. Ankara DSE'yi de sonuna kadar iyi bir mücadele verdi. Karşı takımı emeklerinden dolayı kutluyorum. Benim takımımı da kutluyorum. Buraya eksik geldik. İki oyuncumuzdan yoksun. Maça bakacak olursak da iyi mücadele ettik genelinde. Fakat son anlarda yaptığımız hatalardan dolayı maçı verdik. Karşı takımı tebrik ediyorum. Öncelikle Akhisar'ı tebrik ediyoruz. Tabii kupanın bu devre arasına denk gelmesi bizi biraz sıkıntıya soktu. Son Karesi maçında iki oyuncumuz sakatlandı. Kiefer Sykes ve Gökhan Şirin'den eksik olarak buraya gelmiştik. Maalesef maçın içinde de Berent ve Şavi de sakatlanarak devam edemediler. Elimizdeki genç oyuncularla iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Tabii genç oyuncular olunca maçın sonunda da maalesef pasif hatalar oldu. Çok bence hani yenilmemiz de iyi oldu. Yarın çünkü yarı finalde zaten 6-7 kişi kalmıştık. Çok zevkli bir mücadele olmayacaktı. Akhisar'a kupada başarılar diliyorum. Akhisar'la da lig hemen dönüşünde Ankara'da bir maçımız var. Tamamen oraya konsantre olup maçı kazanmaya çalışacağız. Teşekkür ediyorum.